Arkadaşlar hepinize selam ben Feritet Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Laftus'un evi ev yapıyoruz ve yanımda Tarık var Merhaba Tarık benim yerimden çekil orası benim yerim Çekil yerimden tamam birader çekildim Arkadaşlar bugün Koyunlarımızı Laftus'un evine karşı koruyacağız Eğer arkadaşlar koyunlarımızdan birisi Kimin ilk koyunu ölürse arkadaşlar Laftus'un evine karşı o kişi oyunu kaybediyor Bakalım arkadaşlar Kim koyununu koruyabilecek Laftus'un evine karşı Kimin iyi evi inşa edecek Hep birlikte göreceğiz Tarık gel yanıma ne yapıyorsun sen orada? Geliyorum birader geldim. Şimdi burada arkadaşlar fırlatıcıya basacağız arkadaşlar düğmeye. Ve Aa bana gülüm veriyorsun. Evet kardeşim. <laughs> Teşekkür ederim Tarık. Burada şimdi düğmeye basacağız arkadaşlar ve hangi biz hangi blokla yapıyı inşa edecek onu belirleyecek bu düğme. Tarık ben basıyorum. Bas kardeşim bas. Tamam bastım. Oh bana bu geldi. Oo, bakalım bana ne gelecek. Basıyorum. Bastım. Aa, bana tuğla geldi. Vay be. Tarık evini tuğladan yapacak arkadaşlar. Ben de evimi böyle taş bir şeyden yapacağım. Bu ne böyle Tarık? Kardeşim o taş tuğla. Taş He he tamam. O zaman arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden sandığımızda bu arada açalım. Sandığımızda zırhımız var silahımız var. Çünkü arkadaşlar love tsunami'siyle birlikte love canavarları da gelecek arkadaşlar. O yüzden onlara karşı kendimizi savunmalıyız. Daha doğrusu koynumuzu korumalıyız. Böyle burada görmüş olduğunuz gibi ateş direnci de var. O zaman fazla zaman kaybeden. Tarık evimizi inşa etmeye başlayalım o zaman Tamam birader ben başlıyorum Hadi bakalım arkadaşlar bence var ya En iyi evi ben inşa edeceğim ve Tarık'ın evi arkadaşlar kesinlikle lav geçirecek Bak görürsünüz Yo, Asıl seni mi geçirecek görüşürüz kardeşim Görüşürüz Tarık görüşürüz bekle sen. Şöyle arkadaşlar bir tane kapısı olacak evimizin Kapısını da inşa edelim Kapısını demirden yapacağım arkadaşlar Çünkü lav sonuçta Hatta ben evimi arkadaşlar demir parmaklıklardan yapacağım Tarık tabi bunu akıl demez arkadaşlar Çünkü demir parmaklıklar arkadaşlar lav geçirmiyor Ama cam yaparsanız cam sıkıntı olabilir Umarım Tarık cam yapmaz arkadaşlar O kadar da salak değildir Ben şöyle demir parmaklardan yaptım Ne demir parmaklıklar mı Neden demir parmaklıklar yaptık be Ya niye yaptım Tarık çünkü laf geçirmiyor Aman boşver kardeşim öyle iş olmaz Geçirir onu geçirir cam da geçirir Allah Allah Tarık çok bilmiş gibi konuşma Geçirmez işte Görüşürüz ama laf geldi sonumuzu geldi tamam mı Ben camdan yapacağım birader İstediğin kadar konuş sen istersen de bir parmaklıklardan yap İyi tamam Tarık yapıyorum ben Arkadaşlar şöyle Duvarları da yapalım Tamam duvarlarımız da inşa edildi Ben şu an dışını bitiriyorum az kaldı arkadaşlar Şöyle hop 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 hop. Bu arada arkadaşlar koyunumuzun ismi ne olsun? Koyunumuz arkadaşlar burada. Tarık senin koyunun ismi ne? Ee, paşa. Paşa tamam. Benim koyunumun ismi arkadaşlar ne olsun? Yorumlarda yazmayı unutmayın bu tatlı koyunumuzun ismini. Yorumunuza hepinizi teker teker kalp bırakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bu arada koyunumuz da arkadaşlar kırmızıya boyamayı unutmayalım bizim rengimizde. Tarık sen de koyunu maviye boyasana. Tamam boyayım. <laughs> arkadaşlar çok iyi oluyor tamam. Şöyle evimizin bir dışını inşa edelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şuna bakın evi hapishaneye benzedi Ya Tarık ne konuşuyorsun hapishane mi, hapishane falan ya Vallahi kardeşim bu ne böyle Bunun içinde yaşanmaz ki <laughs> Bildiğiniz adam hapishane yaptı arkadaşlar Benimkine bakın Ferah güzel tuğladan yaptım çünkü arkadaşlar Benimki hapishane değil bildiğin ev oldu Seninki yani <laughs> Arkadaşlar ben kazanacağım göreceksiniz Arkadaşlar Tarık benim yaptığım evi hapishane falan diyor ama ben Tarık'a var ya günlü göstereceğim. Şimdi kimin evi hapishanemiş göstereceğim onu arkadaşlar. Benim evimde dalga geçiyor. Ama şimdi onu ben trolleyeceğim arkadaşlar göreceksiniz. Şimdi ne yapacağım onu biliyor musunuz? Bana bir önceki videoda arkadaşlar Tarık'ın yaptığını hatırlayın. Tarık bana ne yapmıştı arkadaşlar? Hatırlayın hatırlayın hatırlayacaksınız. Arkadaşlar bana yarasa trolü yapmıştı. Şimdi ben de ona aynısını yapacağım arkadaşlar. Gideceğim evini yarasalarla dolduracağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Gel lan buraya Tarık. Evinin her tarafını dolduracağım. Al bakalım Tarık al bakalım. Aaa! Duma! Aaa! <laughs> Bildiğiniz arkadaşlar evinin şu an içinde yarasa var. Tarık! Aaa! <laughs> ne oluyor ya? böyle Öldüreceğim bunların hepsini <laughs> Arkadaşlar böyle troll yapılır Ağzının payını verirler Tarık böyle Adam akıllı konuşacaksın Yok hapishaneymiş de şeymiş de Sen hayatında böyle hapishane gö gördün mü lan Tarık ha Gördün mü böyle konuşuyorsun Neyse <laughs> Arkadaşlar şöyle koltuğumuzu da koyalım Buraya bir bilgisayar masası yapacağım Hatta bu bilgisayar masasına arkadaşlar bir sürü ekran ekleyeyim de Burası bir nevi kamera odası gibi bir şey olur arkadaşlar O Tarık Lan Aa, <laughs> ne oldu? Yarası koyuyordun. Aa, Tarık dur ne yapıyorsun Tarık? Ne yapıyorsun? <laughs> Böyle yakarlar işte bir de lav koyarlar kardeşim. Adamın kılı dur tamam mı? <laughs> arkadaşlar ne yaptı? Az kalsın koyunumu öldürüyordum lan ne yapıyorsun? <laughs> sen benim evin içine yarası koyarsan ben de sana bunu yaparım. Evini yıktım bak. <laughs> Tarık var ya sen de ödeşeceğiz bekle oğlum. Şimdi var ya neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. Şimdilik sessizlik hakkımı kullanıyorum. Ama ileride Tarık var ya. Sana neler yaşatacağım aklın hayalin duracak kardeşim. Sana var ya çok kötü şeyler yaşatacağım. <laughs> neyse arkadaşlar neyse neyse. Bir fazla konuşmaya gerek yok. Şöyle evimizi biz yapalım. Evimiz güzel olsun yeter. Arkadaşlar ben de buraya bilgisayar koyacağım. Çünkü yani sıkıcı olur arkadaşlar. Koyunumu da böyle çok güvenli bir yere koymayı planlıyorum. Onun için de özel bir yer yapacağım arkadaşlar. Duvarlarla kaplayacağım etrafını. Yani arkadaşlar benim büyük ihtimalle yaptığım ev Lav geçirmez ama fakirin evine bakıyorum. Hapishane gibi abi burada insan kalmaz ya. İnsan burada yaşasa psikolojisi bozulur anasını satayım. Bu nasıl ev lan böyle? Lav <laughs> burun içine girmek istemez kardeşim. Bu nasıl bir ev böyle ya? Hapishane gibi. Neyse ben evimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim evimde sonunda bitti. Tarık evimi hapishane diyor. Dalga geçiyor arkadaşlar. Sizce burası hapishane mi? Gözünüz seveyim ya. Akıl var, nizam var, göz var. Bakın burada televizyon odamız var. Güzel bir salonumuz var. Buraya giriyorsunuz burası arkadaşlar güvenlik odası. Bilgisayarımız var. Ulan bilgisayarı kırdım yanlışlıkla. <laughs> Neyse. Burada bilgisayarımız var, televizyonumuz var. Silahlarımız var. Burada arkadaşlar dosyalarımız var. Daha sonra burada arkadaşlar erzaklarımız var. Bunun için erzaklar gelecek. Kapatın burayı. Geçin buraya. Burada mutfağımız var. Yemeğimizi pişirebiliyoruz. Yemeğimizi yiyebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu odada özel olarak koyunumu ayırttım. Burada görmüş olduğunuz gibi koyunum yaşıyor. Burada güvenli arkadaşlar. Yüzde güvenli. Duvarlarında da görmüş olduğunuz gibi hiç demir parmaklık da yok. Ve yemek de koydum ona arkadaşlar. Işık da koydum. Koyunum burada oturuyor arkadaşlar. Ölmemesini sağlayacağız koyunumuzun bugünkü videoda. Çünkü amacımız o. Tarık arkadaşlar acaba ne yaptı? Merak ediyorum. Hatta var ya ne yaptığını bakmadan önce Tarık'ı bence trollemeliyiz. <laughs> Şöyle hemen kazalım arkadaşlar. Tarın evinin altına TNT patlatacağım. Evet yanlış uymadınız. Şimdi evinin altına şöyle güzel bir kazdım. Aha vallahi Tarın evinin altındayım. Şimdi şu TNT'yi bir yakalım. Her zamanki gibi arkadaşlar Tarık'a TNT trolü yapacağım. Şöyle tam evinin altına denk getiriyorum. Tamam çok iyi. Hadi yakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya saat ekleyeceğim. Daha sonra buraya da saat ekleyeceğim. Bakın vallahi çok güzel oldu mutfağım. Lan o ses de ne? Lan o ses de ne? Ne oluyor? Ne lan? Aa, lan evim patladı. Aa! <laughs> Tarık çok pis bağırdı. Şimdi evine gideceğim arkadaşlar buradan. Şöyle kapıyı açalım. Tarık. Aa, aa, aa. Ne oldu lan niye ağlıyorsun? Aa, evim patladı. Aa, aa. Ağlama oğlum ağlama tamam be yaparız. Gel gel Tarık ağlama. Aa, aa. Ne oldu evime ya? Tarık ne oldu biliyor musun? Büyük mal doğalgaz kaçağı falan olmalı. Yoksa evin niye böyle durduk yere patlasın? Ya ne diyorsun oğlum ya? Çok kötü çok kötü. Bak Tarık ağlama düzelttim bak görüyor musun? <laughs> niye ağlıyorsun? Ee, tamam birader git. Tamam gidiyorum Tarık git. Gidiyorum. Tamam hadi Tarık ne diyorsun? Giden benim sen gidiyorum diyorsun ya. <laughs> Tarık arkadaşlar ağlattık arkadaşlar ağlattık tabi sen bana öyle yarasa bir şey bilmem nesi yaparsan ben de sana böyle günlü gösteririm tamam mı? Oh koyunumuz da arkadaşlar yiyor meyvesini. Neyse. Tarık bu arada tsunami'nin gelmesine çok az kaldı. Tamam birader tamam. Oh vallahi sanırım geliyor. Tarık ciddi olamazsın. Yemin ederim geliyor birader. Lan lan canavarlar da dışarıda. Bakayım geliyor mu? <laughs> Vallahi geliyor, vallahi bile geliyorlar canavarları dışarıda. Şimdi lav canavarlarıyla savaşacağız arkadaşlar. Şöyle hemen alalım silahlarımızı ve zırhlarımızı. Bu arada arkadaşlar lav şeyi geldiği için, lav tuzun emisi. İlk önce şu iksir içmemiz gerekiyor. Tarık sen de o içmeyi unutma. Tamam birader benim koynum ölmeyecek seni görecek. Hayır Tarık bekle işte bu. Arkadaşlar lav canavarları. Olamaz Tarık öldür şunları öldür bunlarla beraber savaşmalıyız. Tamam birader öldürüyorum tamam. Arkadaşlar şu taraflara var. Abi vallahi bile geliyor Tarık bak. İçsin içtin değil mi? Allah yanıyorum lan yanmadım tamam. İçtim içtim ara sen içtin mi? İçtim içtim. Aha bak buraya da bir tane gitmiş. Tarık bak bu lav canavarlarını öldür ve ateşleri söndür yoksa orman yangını olacak. Oğlum ne söndürüyorsun zaten lav geliyor. Vallahi lav geldi arkadaşlar. Hii, vallahi bile geldi. Olamaz Tarık çabuk eve gir. Aa! Ah, 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 ah. Tarık sakın dışarı çıkma. Aa, lav canavarlarını öldüreceğim hepsini. Ah, gelin lan buraya. Ah arkadaşlar camlardan bir ses geliyor. Sanırım camlar kırılmak üzere. Olamaz arkadaşlar çok korkuyorum. Aa, camlar kırıldı. Aa, lav gireme. Koyunum. Hayır. Tarık ne oldu? Aa, Tarık bakıyorum camların patlamış. Koyunum öldü. Koyunum öldü. Ben sana ne dedim Tarık? Camlar patlar dedim değil mi? Ne bileyim. Tarık beni dinlemedin başına bunlar geldi. Benim gibi demir parmaklık yapsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Neyse arkadaşlar Tarık kaybetti. Koyunu da ölmüş. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Daha var arkadaşlar. gelelim. Sen kazandın yine. Evet ben kazandım. Video like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane video olacak. Onlara lütfen tıklayın değil mi Tarık? Evet. Evet Tarık Tarık, tarık ağlıyor hala. Ağlama Tarık. Kazanırsın bir gün. <laughs> Sağda solda iki tane de onu tıklayın. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.